Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Salih Cantekin. Bugün daha önce bu kanalda hiç yapmadığımız bir şey yaparak yeni bir seriye başlıyoruz. Tabii ki yeni bir seriye başlıyor olmak değil, daha önce hiç yapmadığımız, daha önce yapmamış olduğumuz şey open source yani açık kaynak dünyasına bir katkıda bulunuyor olmak ve bunu sadece tek başıma ben yapıyor olmayacağım. Hep birlikte yapıyor olacağız. Kanal izleyicilerinin de katkılarının beklendiği bir proje olacak bu. ASP.NET Core için extension kütüphaneler yazacağız, extension metodlar değil, extension kütüphaneler yazacağız. Çok fazla kullanılan, ortak kullanılan birçok projemizde, ASP.NET projemizde ortak olarak kullandığımız e, kütüphaneleri ya da fonksiyon setlerini açık kaynak, açık kaynak kod şeklinde paylaşarak geliştirmemizi yaparak, bu şekilde paylaşarak bu dünyaya bir katkıda bulunmak istiyoruz ve bunu Tek Body YouTube kanalı altında başlatıyor olacağız. Ee, bir kere extension nedir? Bir ondan bahsetmek gerekirse extension bir şeyin uzantısı olması, bir şeyi genişletmek anlamında kullanılabilir. Var olan bir özelliğinize, var olan bir fonksiyonunuzu e, genişleterek yeni fonksiyonlar, yeni özellikler ekleyebildiğimiz bir durum extension'lar. Birçoğumuz zaten extension metodlara hakimdir. Yani öyle umuyorum. C Sharp'da çok fazla kullanılan extension fonksiyonlarımız var zaten. Örnek veriyorum linku'nun metodları mesela. Linku için kullandığımız ver, select bunlar gibi fonksiyonlar birer extension metodlar. Bunlar extension fonksiyonlar. Var olan kütüphanelerimizi, var olan özelliklerimizi bu metodları kullanarak geliştirebiliyoruz. Ama bunlar sadece fonksiyon seti olmak zorunda değil, bunlar extension kütüphaneler de olabilir. Yani sadece bir extension metod eklemek yerine bir kütüphaneyi extension olarak ekleyip birden fazla fonksiyon ve fonksiyon setleri işin içerisine katabiliyoruz. Peki böyle bir şeyi niye yapıyoruz? Yani neden böyle bir projeyi başlatıyoruz ve neden böyle bir extension metodu yazma gereği duyduk derseniz de dediğim gibi open source dünyasına, açık kaynak kodlu yazılımlar dünyasına insanların ücretsiz olarak kodlarını paylaştığı, başka insanların bu kodları daha iyiye doğru götürmek için geliştirme yaptığı bir platform denebilir. Bir community diyebiliriz. Bir topluluk var aslında bu open source dünyasına katkı yapan. Biz de bu topluluğun bir parçası olmaya çalışıyoruz ve burada yapmaya çalıştığımız şey de genellikle web API projelerimiz ASP.NET Core ile geliştirdiğimiz web API projelerinde bu örnek veriyorum API versioning gibi bir özelliğin karmaşıklığından kurtulup bunu kullanıcılara çok daha fonksiyonel bir şekilde, çok daha kolay bir şekilde birçok konfigürasyonunun varsayılan olarak yapıldığı bir şekilde extension kütüphaneler yazıyor olacağız ve insanların hayatına bunu bunu sokmayı düşünüyoruz yani bu extensionları. Peki bu extensionlar neler olacak? Hangi konuda extension kütüphaneler geliştiriyor olacağız? Hangi konularda insanların hayatını biraz daha kolaylaştırıyor olacağız derseniz şimdilik diyoruz bu extensionlara. Çünkü bu extension dediğim gibi bir şeyi genişletmek üzerine yeni extension fikirleri de ortaya çıkabilir. Sizden de bu konuda zaten katkılarınızı bekliyor olacağım. Ben şimdilik 4 tane projeye başlatıyor olacağım. 4 farklı extension başlatıyor olacağım. Bir tanesi API versioning. Daha önce YouTube'da videosunu da çekmiştim. API versioning'in ne olduğunu biliyorsanız çok fazla zorlanmayacaksınız bu konuyu anlarken, bu kütüphaneyi geliştiriyorken. API versioning'i bir üst seviyeye çıkartarak kullanıcıların çok fazla kafa karışıklığı yaşamadan bu API versioning özelliğini sistemleri içerisine nasıl enjekte edebileceklerini göstereceğiz hep birlikte. Bu işlemi yapıyor olacağız. API versioning'de birden fazla e, ver, ver, versiyon okuma yöntemimiz vardı. Biz bunları biraz daha simplify edeceğiz, biraz daha kolaylaştıracağız ve kullanıcılar sadece tek bir satır kod ekleyerek projelerine bu API versioning'i kendi projelerinde aktif etmiş olacaklar, olabilecekler. Bir tanesi ...Global Exception Handling, genel bir hata yakalama mekanizması kuracağız. Daha önce Exception Handling ile çekmiş olduğum videolar var kanal üzerinde. Birçok projemizde biz genel bir hata yakalama mekanizması kuruyoruz ve... ...bunu farklı yöntemler kullanarak yapıyoruz. Ama bizim burada eklemiş olacağımız Extension kütüphanesi ile... ...bu da tek bir satırlık bir koda kadar düşürülebilecek. Ve dahası bu extension metodlarımız sadece böyle varsayılan ayarları insanlara dikte etmeyecek, özelleştirilebilir de olacak. API versioning'de de geçerli bu, exception handling'de de geçerli, diğer kütüphanelerimizde de geçerli olacak. İsterseniz varsayılan ayarları kullanabiliyor olacaksınız. İstemezseniz de bu ayarları istediğiniz gibi değiştirebiliyor, özelleştirebiliyor olacaksınız. Exception Handling de bizim yine özellikle Web API projelerinde sıklıkla kullandığımız yöntemlerden, patternlerden bir tanesi. Bir sonraki validationslar, doğrulamalar. Fluent Validation isminde çok sık kullanılan, çok fazla kez indirilmiş NuGet paketi olarak çok fazla indirilmiş bir kütüphane var. Bu kütüphaneyi sistemimiz içerisine enjekte etmenin birkaç yolu var biz de bu birkaç yolu tek bir çatı altında birleştireceğiz ve yine dediğim gibi tek bir satır kod ekleyerek projemiz içerisine bu geliştirmeleri, bu özelliği insanların projelerinde aktif yapıyor olacağız. Yine dediğim gibi özellikle varsayılan ayarlarıyla gelebilecek ama istersek de özelleştirebiliyor da olacağız. Bunun içerisinde birkaç ekstra extension method geliyor olacak ama ana yapımızı validation'lar için ana yapımızı Fluent Validation üzerine kuruyor olacağız. Bunun dışında Open API Support ekleyeceğiz. Şu an bile bir .NET projesi oluşturduğunuzda size Open API Support'ı Swagger'ı aktif edip etmeyeyim mi diye soruyor proje oluşturma aşamasında. Yani Swagger artık projelerimizin merkezi konumuna geldi. Web API projelerimizin. Çünkü test edebilmek için, hızlıca test edebilmek için çok güzel bir ortam yazmış olduğumuz endpointleri çok güzel bir şekilde destekleyen bir UI ile birlikte geliyor Swagger. Tabi bunlar dediğim gibi sizin yazmış olduğunuz kodlar sayesinde oraya eklemiş olduğunuz konfigürasyonlar sayesinde oluyor. Ama Swagger'ı en basit haliyle kullanıyor olmak genelde yetiyor ama bazı durumlarda yetmiyor. Örnek veriyorum bir JWT token konfigürasyonunuz var, bir authorization'ınız var. Bunu genelde Swagger üzerinden default ayarlarıyla, varsayılan ayarlarıyla test edemiyor oluyoruz. Bunun için ekstradan geliştirmeler yapıyor olmak gerekiyor. Bu geliştirmelerin tabii ki Swagger çok fazla özelleştirilebilir bir kütüphane olduğu için bu geliştirmelerin kod satır sayısı uzayabiliyor. Biz yine burada bu Swagger'ın birlikte gelen özelliklerini çok kolay bir şekilde konfigüre edilebilecek şekilde bir extension kütüphane geliştireceğiz ve Yine dediğim gibi varsayılan ayarlarıyla tek bir satır kod ekleyerek insanlar projelerine Swagger'ı, Swagger, Swagger UI'yi projelerine entegre edebiliyor olacaklar. Hatta Swagger UI'yi tek başına entegre etmek de yetmeyecek. Daha önce API versioning'e geliştirmiş olduğumuz için Swagger UI üzerinden API versioning'in de implementasyonunu yapabileceğiz. API Versioning'e daha önce anlatmıştım dediğim gibi Swagger implementasyonunu da yapmıştık orada da görebilirsiniz. Swagger'ın UI'yi API versioning ile birlikte çalışabiliyor ama dediğim gibi bunun için fazla fazla kod eklemek gerekebiliyor bazen konfigüre ederken. Biz ise yazmış olduğumuz extension kütüphanemizde bu konfigürasyonları sadece dışarıdan ufak propertiler alarak örnek veriyorum. API versioning ile birlikte mi implement edeyim? İşte bu properti turu olarak set ettiğiniz zaman Swagger UI API versioning ile birlikte hayatımıza giriyor olacak. O yüzden bu açıdan da yine Swagger'ı kullanan kullanıcıların hayatını bu anlamda kolaylaştırmış olacağız. Swagger'ın authorization işlemlerini de yine sadece bir property üzerinden alacağız. Yani bu property'yi true olarak set ettiğiniz zaman JWT token otomatik olarak Swagger üzerine yerleşmiş olacak. Siz sadece e, token'ınızı paylaşarak token'ınızı set ederek bu işlemleri yapıyor olacaksınız. Ve yine tabii ki bunlar özelleştirilebilir olacaklar mesajlardan header'da göndereceğimiz keye kadar yine bu özellikleri de özelleştirebiliyor olacağız. Tabii ki yeni gelecek olanlar da olabilir. Ben dediğim gibi 4 tane extension ile başlıyorum. Ama bu 4 tane extension ile kalmak zorunda değil. İnsanların bolca kullandığı ortak özellikler özelleştirirken çok fazla satırda kod yazdığı bazı kütüphaneler olabilir. Bunların aklımıza gelenleri olursa GitHub üzerinden yöneteceğiz bu arada bu bütün süreci. GitHub'da bunun issue'sunu açarak, bunun hakkında bir talep açarak, bir feedback'te bulunarak buraya da katkı sağlayabilirsiniz. Bu zaten sizden beklediğim şeylerden bir tanesi olacak. Ben dört tane ile başlayacağım ama yeri gelecek bunun sayısı hızlıca artacak. Zaten bir open source dünyasına girdikten sonra bir community oluşturuyor olmanın amacı da bu başka insanların da fikirlerini ortaya atarak doğru implementasyonları yaparak var olan projelerimizi geliştirmek üzerine kurulu olacak. Bunun dışında bu süreç nasıl ilerleyecek derseniz öncelikle bir tane single solution yaratıyor olacağız. Bir tane C Visual Studio üzerinde bir single solution oluşacağız. Tek bir solution olacak ama projelerimizi bu solution içerisinde ayıracağız. Yani aynı solution altında birden fazla projemiz olacak. Dört projeyi bu şekilde ayarlıyor olacağız. Bundan sonra kütüphane oluşturuyorken, bir nugget paketi oluşturuyorken namespace'in ne kadar önemli olduğundan bahsediyor olacağım ve projelerimizdeki namespace'lerin isimlendirmelerini doğru bir şekilde yapıyor olacağız. Namespace'deki naming'in altını özellikle bu yüzden çizdim. Bunun dışında bu kütüphanenin başkaları tarafından bulunabilir, anlaşılabilir ve kullanılabilir olmasını biraz daha kolaylaştırabilmek için Dökümentasyonlar hazırlayacağız. Readme file'lar hazırlayacağız ki GitHub'da birisi bu repo'ya girdiği anda bu projenin ne için olduğunu anlasın. Nasıl kullanılabileceğini anlasın. Nasıl kurulum yapılabileceğini vesaire anlasın diye Readme file'lar oluşturuyor olacağız bu projeler için. Bunun dışında projelerimizi Nuget paketi haline getirebilmek için bazı ayarlar yapmamız gerekiyor olacak. Bu ayarları da yine bu projeler bünyesinde yapıyor olacağız. Burada bazı çok kritik ayarlar var. Bir, bu slaytın ilerleyen bölümlerinde bahsediyor olacağım bunların da örneklerinden. En önemli konulardan bir tanesi yazdığımız kodların test edilebilir olmasına özen göstereceğiz ki hem yazmış olduğumuz kodlar için testlerimizi yazabilelim hem de test, edil, test edilebilir kodlar yazıyor olmanın avantajlarından faydalanalım yeni bir senaryoda yeni bir test yazmamız gerektiğinde bu senaryoları da test edebiliyor olmamız lazım. Ayrıca test edilebilir kodlar yazıyor olmak bizim kod kalitemizi de artıracaktır. Bu anlamda da best practice'lere uymak anlamında da test edilebilir kodlar yazmak önemli. Tabii ki sadece test edilebilir kodlar yazıp bırakmayacağız. Bunların testlerini de yazıyor olacağız. Zaten buradaki amacımız test yazabilmek ve yazmış olduğumuz kodların da bu testlere uygunluğunu sağlayabiliyor olmak. Test Driven Design isminde bir tasarım kalıbı var artık mesela. İnsanlar önce unit testlerini yazıyorlar, standartları belirliyorlar ve bu testlerden geçebilecek kodları yazıyorlar. Unit testleri yazıyor olmak burada bizim için önemli. Bunun dışında XML Documentation ekliyor olacağız kodlarımızdaki projelerimize. Bu kütüphaneyi kullanan insanların hangi fonksiyonun hangi parametrenin ne anlama geldiğini, ne için kullanıldığını anlayabilmeleri için açıklamalar ekliyor olacağız. XML dokümantasyonları ekliyor olacağız. Bunlar hem Swagger üzerinde görünüyor olacak bu projenin Swagger Swagger UI'ında görünüyor olacak bunlar. Hem de birisi bu kodu kullanmaya çalıştığında Visual Studio'nun Intellisense'i orada yazmış olduğumuz açıklamaları gösteriyor olacak. Bunun dışında Tabii ki uygulamamız içerisinde best practice'leri uyguladığımızdan kesinlikle emin olacağız. Eğer best practice'leri uygulamadan başlar isek daha sonra bu projelerin geliştirilmesi aşamasında çok fazla değişik, değişiklik gerekebilir. O yüzden bazı prensipleri bazı best practice'leri uyguluyor olmamız gerekiyor ki projedeki daha sonra gelecekte yapı, yapıyor olacağımız geliştirmeler bizim hayatımızı kolaylaştırsın zorlaştırmasın. GitHub'ı biraz e, verimli kullanmaya çalışacağız burada. Efektif şekilde kullanmaya çalışacağız. Bunlar için French by Feature çalışacağız. Projeleri oluşturuyorken bunlardan bahsedeceğim. Yeni bir özellik eklediğimiz zaman development veya master branchlerinde çalışamıyor olacağız. Bunun yerine yeni feature branchleri oluşturuyor olacağız. Ve yaptığımız geliştirmeler bu branchlerden e, pushlanıyor olacak GitHub'a. Daha sonra bu branchleri development'a ve daha sonra main branchlerine merge ediyor olacağız. Merge veya pull request'leri oluşturuyor olacağız. Bunlar GitHub'ı biraz daha efektif kullanabilmek için geçerli. Bir de issues. GitHub üzerindeki issue'lar bölümünde eğer yazmış olduğumuz projede bir hata, bir açık, bir bug veya geliştirilmeye değer bir özellik istiyor isek bunları issues bölümünde madde olarak açabileceğiz. Bunları raporlamamız gerekecek ki insanlar da hangi eşyılar açılmış bu kütüphanelerde ve hangileri ne zaman kapatılmış, hangi versiyonda kapatılmış takip edebilsin, görebilsin. Bu proje bünyesinde sizlerden de izleyiciler olarak sizlerden de isteyeceğim birkaç bir şey var. Tabii ki hepimiz katkıda bulunmak istiyoruz yazmış olduğumuz bu projeyi açık kaynak kodlu bir community yaratmak istiyoruz burada ve burada yapmaya çalıştığımız şey unit testlerimizin sayısını artırarak hata olasılığımızı düşürmek. Sizlerden de beklediğim şey unit testleri yazıyor olmanız, var olan senaryoları kapsamayan unit testleri yazıyor olmanız veya yeni senaryolar düşünüyor bunlarla ilgili maddelerini kitap üzerinden açıyor olmanız ki biz bu geliştirmeleri yapıyor olalım. Tabii ki bu test senaryolarını dediğim gibi düşünüyor olmak gerekiyor. Biz projelerimizi yazarken bütün senaryoları e düşünemiyor olabiliriz. Hepsi bunu cover edemiyor olabilir. Sizlerden bu test senaryolarını bekliyor olacağız. Bir de var olan özelliklerin test edilebilmesi gerekiyor. Şimdi yazmış olduğumuz projeler bugün küçük projeler olabilir. Ama siz bu videoyu izlediğinizde projeler daha büyümüş olabilir. Burada yeni eklediğimiz özellikler olabilir. Bu özellikleri de test edebiliyor olmamız gerekecek. Biz her extension projesi içerisine hem unit testler için test projesi oluşturacağız hem de web API projeleri oluşturacağız ki bilgisayarımızda, lokal bilgisayarımızda kolayca test edebiliyor olalım bunları da. Test etmek istediğimiz özellikler olacak. Bunların da testlerinin yapılmasına sizden bekliyor olacağız. Bizim aklımıza gelmemiş testler olursa. Bunun dışında bu özellikler için tabii ki unit testler için, feature'lar için, senaryolar için GitHub'da iş yüz bölümünden yeni maddeler oluşturma ile ilgili katkılarınızı da bekliyor olacağız. Bir hata, bir bug fark ettiğiniz anda bunu GitHub tarafındaki iş yüz bölümünden evet kardeşim şu 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 senaryo oluştuğunda şöyle bir hata alıyorum burada. Olmaması gereken bir hata diye düşündüğünüz durumlarda bunu sizlerden açıyor olmanızı bekleyeceğiz bu maddeleri. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra da dediğim gibi az önce feature by branch çalış, branch by feature çalışacağız. Burada direkt development veya master veya release pipe branchleri üzerine yapmayacağız değişikliklerimizi. Siz değişikliklerinizi yapıp gönderdikten sonra daha sonra review edilebilmesi için merge pull request açıyor olmanızı bekleyeceğiz. Yapmış olduğunuz değişikliklerin eğer gerçekten yap yazmış olduğumuz proje yapısına uygun olduğunu düşündüğümüzde belki şu an için ben başlıyor olacağım sadece code review tarafına ama ileride başka arkadaşlardan da bu konuda yardım istiyor olacağım. Merge ve pull requestlerimizi açacağız. Sizlerden de bunların açılmasını bekliyor olacağım. Peki bu projeye başlamadan önce bilmemiz gereken, aşina olmamız gereken şeyler var mı diye sorarsanız Object Oriented Programming bu uygulamamızın temelinde yer alıyor olacak birçok uygulamamızın temelinde yer aldığı gibi Object Oriented Programming'in prensiplerini biliyor olacağız. Polimorfizmi kullanıyor olacağız burada. Dependensileri kullanıyor olacağız. Inheritance'ı kullanıyor olacağız. Katılım, kalıtımları kullanıyor olacağız. Solid prensiplerini biliyor olmamız gerekiyor ki Open Close Principle bir kütüphane geliştiriyorken en sık kullandığımız, en çok dikkat etmemiz gereken, tabii ki diğerlerine de dikkat ediyor olacağız ama Open Close Principle özellikle bu konuda en büyük destekçimiz olacak biz de buna özellikle dikkat ediyor olacağız bu proje bünyesinde Nuget packing Udemy course dedim benim Udemy üzerinde yayınlamış olduğum bir kurs var .NET 5 ile kendi Nuget paketimizi yayınlayalım isminde Bu proje Yani şu an şeyde Udemy üzerinde ücretsiz değil ama bu video altına bir Kupon kodu bırakacağım de bu kupon kodunu kullanarak Bu paket ya da bu kursu kendi kütüphaneniz bünyesine ekleyip izleyebilirsiniz. Nuget paketi yayınlamayla ilgili detaylardaki detaylar hakkında oradaki kursu da bahsetmiştim. Çok fazla detay var. Bu paket yani bu kursu da izlemenizi öncelikle tavsiye ederim. Eğer video altındaki kupon linki expire olmuşsa artık geçerli değilse lütfen bana ulaşın. Onun bir şekilde yenilenmesini sağlıyor olabilirim size GitHub üzerinden pardon LinkedIn üzerinden, Discord kanalımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bazı tool'lar ve patternlere ihtiyacımız olacak bu proje bünyesinde kullanacağımız. Bunları da bilmekte fayda var. Bunlardan ilki Fluent Validation. Zaten Validation kütüphanemiz dediğim gibi Fluent Validation üzerine kurulu olacak. O yüzden bu kütüphanenin nasıl kullanıldığını biliyor olmanızda fayda var. Bunun dışında unit testlerimizi yazarken Fluent Assertion kütüphanesinden bolca faydalanıyor olacağız. Bu kütüphaneye de aşina olmanız da yine fayda var. Open API standartları nedir? Swagger, Swagger UI nedir? Bu konuları da biliyor olmanız e, sizin için iyi olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi extension kütüphanelerimizden bir tanesi Open API support yani Swagger olacak. Swagger sadece Open API kullanan bir client. Biz Open API support ekliyoruz. Swagger'ı da ekliyoruz tabii ki ama başka bir client da kullanıyor olabilir buradaki Open API'larımızı. Bunları da yazarken dikkat ediyor olacağız. Bunu da bilmekte fayda var. Bunun dışında kanaldaki önceki bazı önce çekmiş olduğum bazı videoları izlemenizde de fayda var. Bunlardan ilki API versioning. Kütüphanelerimizden bir tanesi, extension kütüphanelerimizden bir tanesi zaten API versioning. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim daha önce. Projeye başlamadan önce bayağı katkı sağlayacaktır. Bunun dışında Unit Test Tutorial isminde başka bir kütüpa, başka bir video serisi daha var. Burada 6-7 tane kadar video var Unit Test yazılımı hakkında. Biz de bu tutorial videosunda anlatmış olduğum kuralları bu proje bünyesinde uyguluyor olacağız. Katkıda bulunmak, destek vermek ve bana ulaşmak için yani bu konuda geliş ben ad, yani e size katkıda bulunmak istiyorum derseniz, bu konuda ben gönüllü olmak istiyorum derseniz Discord'daki tek body kanalımızdan, e-mail üzerinden veya beni LinkedIn'den bularak iletişime mutlaka geçin. Bu projenin dediğim gibi sadece benim tarafından, tarafımdan yürütülmesini istemiyorum. Her ne kadar ben başlatılıyor olsam da bu community'ye, açık kaynak kod community'sine giriş projemiz olarak düşünebiliriz bunu. Herkesin elinden geldiği kadar katkı yapmasını bekleyeceğiz. Bu videomuz giriş videosu olacaktı. Bundan sonraki videolarda adım adım projelerin solution'ların oluşturulması, bazı konfigürasyonların yapılması ve projelerin o branch'lerinin GitHub'a gönderilmesi üzerinde çalışıyor olacağız. GitHub'a gönderdikten sonra her hafta mesela örnek veriyorum, API versioning ile ilgili videoyu yayınladıktan sonra siz hemen o projeye katkıda bulunmaya başlayabilirsiniz. Bütün serinin bitmesini beklemenize gerek yok parça parça gidiyor olacağız. Extension extension gidiyor olacağız. Bazı projelerimizi tek bir videoda belki halledebiliyorken bazılarını birkaç parçaya böleceğiz. Hem anlaşılabilir olması açısından hem de videonun çok fazla uzun olmaması, çok fazla sıkıcı olmaması açısından birkaç parçaya bölmek gerekecek. Özellikle Swagger tarafında yapacağımız konfigürasyonlar kısmında orayı kesinlikle birkaç video böleceğiz. Çünkü orada çok önemli detayların altını çizerken çok güzel özellikler de ekliyor olacağız. Diğerleri için de birkaç video dediğim gibi olabilir siz videoları izledikten sonra bu konuda hemen geliştirme yapmaya başlayabilirsiniz eğer bu konuda kafanıza takılan sorular olursa bir çekinceniz olursa bana şu an ekranda görmüş olduğunuz kanallar aracılığıyla ulaşabilirsiniz her zaman ben de elimden geldiği kadar hızlıca cevaplamaya çalışacağım bu giriş videomuzdu artık bir sonraki videolarda görüşmek üzere.